Hepinize merhaba, ben Mert Sılan. Bugün sizlerle Texas'ın kabusu olarak adlandırılan siyah gözlü çocukları inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Siyah gözlü çocuklar efsanesi 1990 tarihinden beridir dilden dile dolaşan bir şehir efsanesidir. Yaşları genelde 6 ile 16 yaşları arasındadır. İnsanların anlattıklarına göre genellikle otostop çekerler, ıssız yerlerde dururlar ve tenleri çok solgundur. Anlatılan çocukların en belirgin diğer özellikleri ise zaten adı üstünde gözlerinin simsiyah olması, yani göz aklarının olmaması. Bu çocuklarla karşılaşmış yüzlerce insan olduğu söylenmekte. Gören kişilerin hepsinin hikayeleri birbirlerine yakın hikayeler. Bu çocuklar genelde insanların yanına yardım amaçlarıyla geliyorlar. Yardım edenlerin sonu ise hiç iyi olmuyor. Bu çocuklar genelde yardıma muhtaç gibi görünürler. Hatta fazlasıyla kibar davranırlar. Başlıca özellikleri ise mekanik yapıları, hipnotize edici sesleri, ritmik ve kifayeli konuşmalarıdır. Bu çocukların olduğu yerlerde hayvanların fazlasıyla agresif ve rahatsız olduğu gözlemlenmiştir. Mekan olarak fark etmeksizin alışılagelmedik yerlerde bu çocuklar insanların karşısına çıkıyor. Ve unutulmamalı ki bu çocuklar genellikle sizden yardım isterler. Evinize girebilirler, yolda size eşlik edebilirler, telefonunuzu isteyebilirler, arabanıza binebilirler. Eğer onlara hayır derseniz aşırı derecede agresifleşip seslerini yükseltirler. Sizi zor durumlarda bırakacak şeyler söyleyebilirler. Buna örnek verecek olursak, beni arabayla bu yere bırakmak zorundasın ya da bana yardım edecek tek kişi sensin gibi. Onlarla ilk karşılaştıklarında genellikle insanların içini tuhaf bir his kaplar. İnsanlarda karmaşık hisler bırakırlar. İnsanlar ilk başta yardım etmek istemeseler bile sanki zihinleri okunuyormuş gibi yardım etmek zorunda hissediyorlar. İnsanlar ilk kez bu çocukları gördüklerinde kafaları eğik bir şekilde dururlar. Yere bakarlar ve gözlerini göremeyeceğiniz bir şapka ya da kapşonlu takarlar. Eğer bu çocuklarla karşılaşıp bir şekilde gözlerinin siyah olduğunu fark ederseniz ve çocuklara hayır derseniz, bu durumda yapmanız gereken tek şey bulunduğunuz yerden anında uzaklaşmak. Bu olaylara 1997 yılında tanıklık eden bir gazetecinin iddiaları şöyledir. Bu arada gazetecinin fotoğrafını da şimdi buraya bir yere koyuyorum. Adı Brian Bettel. Texaslı gazeteci arabasını boş bir alana park ediyor. Orada dinlenmeye ve birilerini beklemeye başlıyor. 8-9 yaşlarında iki çocuk sert bir şekilde arabasının camına vuruyor. Brian ürküyor fakat korktuğunu belli etmiyor. Soğukkanlı bir şekilde camı açıp ne istediklerini soruyor. Çocuklardan birisi kızıl saçlı, yüzü çilli, başı ise öne eğik bir şekilde, diğer çocuk ise kıvırcık saçlı, başında şapkasıyla öne doğru bakıyor. Çok istedikleri bir film olduğunu, oraya gitmeleri gerektiğini fakat paralarını evde unuttuklarını söylüyorlar. Gazeteci bir anda istemsiz bir şekilde yardım etmeye çalışırken gözlerinin simsiyah olduğunu fark ediyor. Anında arabasının kapılarını kilitleyip gaza basıyor. Dikiz aynasından baktığında ise çocuklardan hiçbirini olduğu yerde göremiyor. Diğer bir hikaye ise şöyle. Issız ve sakin bir yerde yaşayan çift gece uyurken sabaha karşı saat 2-3 gibi kapı sesiyle uyanmışlar. O sırada dışarıda kar yağıyormuş. Karı koca ikisi de aşağı kata inmişler. Kapıyı açmışlar. Hava ne kadar karlı da olsa o mevsime hiç uygun giyinmeyen iki çocuk görmüşler. Bu çocuklardan biri kız, diğeri ise erkek çocuğuymuş. İkisi de yaklaşık 5-6 yaşındaymış. Çocukların yüzleri hiç görünmüyormuş. Çocuklar seslenmiş. İçeri girebilir miyiz? Çiftin içine pek sinmese de çocukları içeriye almışlar. Kadın çocuklara sıcak bir şeyler getirmek için mutfağa doğru gitmiş. Adam ise çocuklara
ailelerini sormuş. Çocuklar ise ailelerinin birazdan buraya geleceğini ve onları alacağını söylemiş. Çift bu durumu biraz garipsemiş. Çiftin kedileri varmış. Bu kedi çok cana yakın, insanları çok seven ve onları eğlendiren bir kedi olmasına rağmen çocuklar içeri girdiğinden beridir agresifleşip rahatsız olmaya başlamış. Kadın içeceklerle içeriye girdiğinde eşinin iki eliyle başını tuttuğunu görmüş. Ne olduğunu sorduğunda ise eşi başının fazlasıyla döndüğünü ve ağrıdığını söylemiş. Kadın içecekleri çocuklara verirken çocuklar başlarını kaldırmışlar. Çift neye uğradığını şaşırmış. Çocuklar tam oturdukları yerden kalkarken elektrikler gitmiş ve ritmik seslerle tuvalete gitmek istediklerini söylemişler. Onlar tam tuvalete gittikleri sırada adamın burnu kanamaya başlamış. Kadın kocasına havlu getirmek için hemen mutfağa doğru yöneldiğinde çocukları koridorda el ele tutuşup hareketsiz dururken görmüş. Kadın onlara baktığında hareket etmeden ailelerinin geldiğini söylemişler. Çift o anda kapıyı açmış, dışarıda bir araba ve arabanın yanında siyaha bürünmüş insan kılığında iki kişi görmüşler. Çocuklar onlara doğru koşarak arabaya binmiş ve uzaklaşmışlar. O günden sonra çiftin hayatı hiç ama hiç iyiye gitmemiş. Bu olaydan 3 gün sonra kedileri kendi kanında boğularak ölmüş. Adamın kanamaları hiç durmamış ve en sonunda doktora gitmiş. Doktor tetkiklerden sonra bunun nedeninin kötü huylu deri kanseri olduğunu tespit etmiş. Ve bu olaydan sonra birkaç gün içerisinde adam ölmüş. Daha sonra kadın da fazlasıyla halsizlik, baş dönmesi, yorgunluk hissi ve burun kanaması başlamış. Aslında bu olayların temelinin bu çocuklarla karşılaşan insanların radyasyon zehirlenmesine maruz kaldığı öngörülüyor. Bu çocuklar bir tür uzaylı ya da melez mi? Yoksa açıklanamayan paranormal bir şeyler mi var? Bu yaşanan hikayeler dünya üzerinde olanların sadece birkaçı. Sizce bu olay gerçek mi yoksa şehir efsanesi mi? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ve unutmayın, korkunun sizi eline geçirmesine asla izin vermeyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.